Altın Saçlı Kız ve Üç Ayı. Evvel zaman içinde büyük bir ormanın yakınlarında küçük bir kız yaşarmış. Güneşin altında pırıl pırıl parlayan çok güzel altın renkli saçları varmış. İşte bu yüzden herkes ona Altın Saçlı Kız dermiş. Bu güzel kız arada sırada bütün çocuklar gibi küçük yaramazlıklar da yaparmış. Böyle yaramazlık edip herkesin başını şişirdiği bir gün annesi "Haydi git, evin önündeki çayırda oyna ama sakın ormana gitme yoksa kaybolursun" demiş. Bir süre sonra altın saçlı kız salıncakta sallanmaktan sıkılmış. Dakikalarca uğraşmış ama bir türlü balık da tutamamış. En sevdiği sarı saçlı bebeğiyle de oynamak istemiyormuş. "Tamam, buldum. Kimse beni görmeden ormana gidebilirim" demiş. Kimsenin onu gözlemediğinden emin olduktan sonra hızlıca ormana gitmiş. Ormanda öylesine çok dolaşmış, evinden o denli uzaklaşmış ki sonunda yolunu kaybetmiş. Ağaçlar gözüne çok korkunç görünmeye başlamış. Dallarında yüzler görüyor gibi oluyormuş. O anda bir yaban hayvanının kükremesini duymuş. Altın saçlı kız öylesine korkmuş ki neredeyse ağlayacakmış. Tam o sırada ağaçların arasında tuhaf küçük bir kulübe görünce çok şaşırmış. Evin çatısı kürklerle kaplıymış. Kapıyı çalmış. "Tık tık tık, kimse yok mu?" Ama yanıt veren olmamış. Açık bir pencereden içeriye bakmış ama kimseleri görememiş. Pencereden tırmanıp kulübeye girmiş. Kulübenin şöminesinde çıtır çıtır odunlar yanıyormuş. Masanın üstünde ise dumanı tüten 3 tane tas çorba varmış. Ne de güzel kokuyorlar. Altın saçlı kız, "Amma da çok acıkmışım. Şunun bir tadına bakayım. Acaba nasıl?" demiş. Önce en büyük tastan bir kaşık almış. Ama çorba çok tuzluymuş. Sonra ortanca tastan bir kaşık almış. Ama bu çorba da çok biberliymiş. En sonunda küçük tastan bir kaşık almış. "İşte bu çok güzel" diyerek çorbanın hepsini içip bitirmiş. Şöminenin karşısında 3 tane koltuk varmış. Altın saçlı kız öylesine yorgunmuş ki hemen en büyük koltuğa oturmuş. Ama hiç rahat edememiş. Sonra ortanca koltuğa oturmuş. Ama onda da rahat edememiş. En sonunda en küçük koltuğa oturmuş. Oturur oturmaz da koltuk çat diye kırılıvermesin mi? Altın saçlı kız oradan kalkmış ve odanın köşesindeki merdivenleri görünce yukarıda ne olduğunu çok merak edip üst kata çıkmış. Burası evin yatak odasıymış. Bir büyük, bir orta boy, bir de küçük yatak varmış. Altın saçlı kız sırasıyla bütün yataklara uzanmış. Büyük yatak çok sertmiş, öbürü ise çok yumuşakmış. En küçük yatak ise tam ona göreymiş. Altın saçlı kız çok geçmeden derin bir uykuya dalmış. Altın saçlı kız kulübenin 3 ayıya ait olduğunu, ayıların ise tam o sırada evlerine dönmekte olduklarını bilse, hiç bu denli rahat uyuyabilir miydi acaba? Anne ayı bir sepet dolusu çilek, baba ayı ile yavru ayı ise kucak dolusu odun toplamışlar, ormandan kulübelerine uzanan keçi yolunu tutmuş geliyorlarmış. Yavru ayı annesine, "Umarım çorbamız çok soğumamıştır. Öyle çok acıktım ki" demiş. Eve girer girmez karınlarını doyurmak için sofraya oturmuşlar. Baba ayı boğuk ve kalın sesiyle "Birisi benim çorbamdan içmiş" demiş. Anne ayı da yumuşak sesiyle "Birisi benim çorbamdan da içmiş" demiş. Yavru ayı ise incecik sesiyle "Birisi benim çorbamın hepsini içip bitirmiş" diye ağlamaya başlamış. Baba ayı koltuğunun üstüne bıraktığı piponun yere düşmüş olduğunu görünce çok kızmış. "Benim koltuğuma kim oturdu?" diye boğuk ve kalın sesiyle homurdanmış. Anne ayı da yumuşak sesiyle "Benim koltuğuma kim oturdu?" diye sormuş. Zavallı küçük yavru ayı ise incecik sesiyle "Benim koltuğuma kim oturdu? Üstelik bakın paramparça olmuş" diye ağlamış. "Baksanıza,
demiş babay. Merdivenlerde çamurlu ayak izleri var. Üst katta birisi olmalı demiş. Yukarı çıktıklarında baba ayı boğuk ve kalın sesiyle "Birisi benim yatağıma yatmış." diye söylenmiş. Anne ayı da yumuşak sesiyle "Benim yatağıma da birisi yatmış." diye yakınmış. Yavru ayı ise incecik sesiyle "Benim yatağıma da birisi yatmış. Üstelik hala orada ışıl ışıl uyuyor." demiş şaşkınlık içinde. Üç ayı yatağın çevresinde toplanmış, hiçbir şeyden habersiz uyuyan altın mukleli bu güzel kıza hayret dolu gözlerle bakı kalmışlar. "Bu kız da kim? Kulübemizde ne arıyor?" diye birbirlerine sormuşlar. Altın saçlı kız uyanınca önce gözlerini ovuşturmuş. Ayıları görünce hala rüyada olduğunu sanmış. Uyanmak için kendisine şöyle bir çimdik atmış. Ama ayılar yok olmamışlar. İşte o zaman çok korkmuş. "Eyvah, bu ayılar gerçek!" diyerek yataktan fırlamış. Merdivenleri üçer beşer atlayarak inip kendini kapıdan dışarı atmış. Ormandan çıkıp evini görene değin durmadan, bir soluk bile almadan koşmayı sürdürmüş. Annesi kapıda onu bekliyormuş. Altın saçlı kız ormana bir daha gitmemeye annesine söz vermiş. Annesine başından geçenleri anlatmış. Annesi onu bazen hayretle dinlemiş, bazen üzüntüyle, bazen korkuyla. "Bundan sonra benim sözümden çıkma kızım," demiş. Altın saçlı kız büyüklerin sözlerini, neden çok iyi dinlememiz gerektiğini bu sefer çok iyi anlamış. Ve bundan sonra tek başına ormana hiç gitmemiş. Hoşça kalın çocuklar.